Seans Ortası ile karşınızdayız. Bugün önemli bir gündü. Orta vadeli programdaydı gözlerimiz. Ankara'da açıklandı ve orada enflasyon da yukarı ve büyümede ise aşağı yönlü bir revizyon olduğunu gözlemledik. Tabii ki pek çok farklı detay var. İş dünyasından da değerlendirmeler geldi. Ekonomistlerden önceki saatlerde detayları, değerlendirmeleri almıştık ama şöyle bir iş dünyasının nasıl değerlendirdiğine, neler söylediğine bakarsak, örneğin İTO Başkanı Şekip Avdagiç, OVP'de 2024 için öngörülen kur ihracatçıyı ve ihracata çalışan sektörleri ciddi şekilde zorlamaya devam edecek değerlendirmesini görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin değerlendirmesine baktığımız zaman ise bir önceki OVP'ye göre ihracatta 3 yıllık periyodun toplamında 13 milyar dolarlık bir hedef düşüşü var. Bu arzu ettiğimiz bir tablo değil değerlendirmesini yaptı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise OVP yılları için konulan büyüme oranları enflasyon hedeflerine ulaşılmasında biraz iyimser derken, bir yandan da OVP'de 2025 ila 2027 arası enflasyon tahminleriyle büyüme tahminleri arasında bir tutarsızlık olduğuna dikkat çekti. İş dünyasından da böyle bir değerlendirme var. Tabii ki detaylar geldikçe bunların hepsini konuşacağız. Peki piyasa tepkisi nasıl oldu? Aslında borsa tarafında etkinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Şöyle bir rakamlara bakalım. Son seviyeler bize %0,27'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor BIST 100 endeksinde ve 9.957 seviyesinden işlemler geçiyor. Özellikle bankacılık tarafında şöyle bir baktığımız zaman %1,20'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ulaştırma tarafında %0,14 ile sınırlanmış durumda düşüşler. Sanayi endekste ise %0,75'lik bir pozitif ayrışma görüyoruz şu saatlerde. Puan bazlı katkılara baktığımız zaman en fazla puan katkısı Coca-Cola'dan geliyor. İkinci sırada Ereğli Demir Çelik, Aselsan olarak devam eden bir liste varken puan negatif katkılar BİM Birleşik Marketler, Akbank ve Yapı Kredi olarak karşımıza çıkıyor. 68 hissede yukarı yönlü hareket, 29 hissede kayıp. 3 hissede de değişmeyen bir tablo şu an itibariyle karşımıza çıkıyor. Kısaca dolar TL, euro TL tarafına da bakalım. Oradaki hareketler bize neyi gösteriyor dersek, dolar TL 33.99, euro TL 37.84 seviyelerinde. Dolar TL aslında biraz daha bugün yeniden 34 liranın altına gelmiş durumda. Bakalım burada kalıcılık sağlayacak mı, bunu takip edeceğiz. Ve OVP'deki şöyle bir dolar TL tahminlerini hatırlayalım. 2024 yıl sonu için 33,20 tahmini var. Daha önceki 36,8 seviyesindeydi. 2025 için 42 lira, ki bu da aşağı yönlü olarak 43 lira 90 kuruştan revize edildi. 2026 sonu için 44 lira 40 kuruş. 2027 yıl sonu için ise 46 lira 90 kuruşluk bir beklenti var. Dolar TL tahminlerine baktığımız zaman az sonra bununla ilgili de bir şekilde değerlendirmeler alacağız. Geçelim şimdi Avrupa borsalarına. Avrupa borsalarında nasıl bir seyir var dersek, şu an itibariyle STOXX 600'de %0,21'lik kayıp olduğunu görüyoruz. Karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Dünkü kayıpları telafi etmeye çalışan endeksler gözlemlerken Fransa tarafında bir negatif ayrışmadan bahsediyoruz ama aslında diğer endekslerde biraz daha sınırlı yukarı yönlü hareketler dikkatleri çekiyor. ABD'den dün takip ettiğimiz açık iş gücü pozisyonları verisi, JOLTS verisi, o 2021'den bu yana en düşük seviyeye işaret etmişti. Bir taraftan işten çıkarmaların da arttığını göstermişti ve dün yalnızca Dow Jones'ta biz kapanış itibariyle yükseliş olduğunu gözlemledik. Diğer endekslerde düşüş vardı. Şu anda vadeli işlemler biraz da iyimser bir açılışa işaret ediyor. Ve tabii ki tahvil piyasasına dair etkiler de Fed'den faiz indirim miktarının artmış olmasıyla beraber biraz böyle 10 yıllıklarla 2 yıllıkların eşitlendiğini görmek mümkün oluyor ki dün kısa bir süreliğine 10 yıllık tahvil faizi 2 yıllık tahvil faizinin altında kalarak biraz daha bir tersine dönen getiri eğrisini karşımıza çıkarmıştı. Bunları takip ediyoruz. Son olarak emtia piyasasına da bir göz atalım. Spot altın tarafında 2515 dolar seviyesini görüyoruz. %0,81'lik yukarı yönlü bir hareket var şu an itibariyle. Fed'e dair beklentilerin 25 bas puan yerine zayıf ekonomiye dair bir cevap vermesiyle beraber 50 bas puanlık indirim yapabileceğine dair beklentiler burada yeniden spot altını 2500 doların üzerine taşımış durumda. Gram altın 2749 liradan geçiyor. Gümüş 28 doların üzerinde ve iki tip petrole de baktığımız zaman orada biraz daha aslında
hafta sonundan sonra düşüşlerin olduğunu görmek mümkün oluyor. Brent petrol 73 dolar seviyelerinde, Amerikan petrolde de 69 dolar seviyelerini görmek mümkün şu saatlerde. Evet, şimdi biz burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP kapsamında güncellenen enflasyon projeksiyonlarını aktardı. Ve bununla ilgili olarak şimdi bu projeksiyonların enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergileyeceğini söyledi. İzleyelim bununla ilgili haberimizi. Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrarı tesis etmek. 2023 yılında küresel tedarik zinciri sorunları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iç talep koşulları dahil pek çok olumsuz gelişmenin etkisiyle enflasyon oranı %64,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Uygulamaya konulan sıkı para ve maliye politikalarıyla 2024 yılı için enflasyon oranının %41,5'e gerileyerek enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesi beklenmektedir. Değerli arkadaşlar, burada baktığınızda 2025 yılında 17,5'e revize ediyoruz hedefimizi, %20'nin altında, ama geçen yılki oranın birkaç puan üzerinde bir revizyon söz konusu. 2026'da ise tek haneli enflasyon hedefimizi koruyoruz, 9,7'ye düşmesini öngörüyoruz. 2027'ye geldiğimizde ise yine bu eğilimin devam etmesini ve %7'ler civarına düşen bir enflasyon oranı öngörüyoruz. Bu projeksiyonlar Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme ortamına geçiş yaparken enflasyonla mücadelede de kararlı bir duruş sergileyeceğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde bu hedeflere ulaşmak için para, maliye ve yapısal reform ayaklarından oluşan bütüncül stratejimizle ve tüm ekonomik aktörlerle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, şimdi Bloomberg araştırma analisti Sevcan Ersözlü bizimle beraber. Sevcan, hoş geldin. OVP açıklandı, 3 yıllık haritayı aldık gibi duruyor. Ve tabii piyasaya nasıl yansıması, bunlar önemli, bunu soracağım, ama bir taraftan da hani bu kişi başı milli gelir 2027 projeksiyonlarında 20 bin doları aşacağına dair tahminler, bu da sanıyorum ki biraz piyasalar tarafından yakından takip edilen başlıklardan biri oldu. Nasıl detaylar? 3 yılın projeksiyonunu aldık. Hem enflasyon hem de büyüme oranında ve buradaki projeksiyondaki dolar TL üzerindeki manşetlerimizi oluşturduk. Gelelim bir de aslında beşeri olarak hayatlarımızı en çok etkileyen kişilik başı milli gelir kısmına. Biz daha öncesinde bu hafta takip ettiğimiz hem enflasyon hem de büyüme oranlarını takip ederken şu soruyu soruyorduk. Acaba büyüme mi önceliklendirilecek, yoksa enflasyonla mücadele ve dezenflasyon süreci mi önceliklendirilecek derken, burada neyi görüyoruz orta vadeli planda? Büyümenin aşağı yönü revize edildiğini, enflasyon oranının ise piyasa beklentilerine paralel bir biçimde yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla yine aslında bir miktar taviz verilen noktanın da enflasyon olduğunu söylemekte fayda var, ama burada Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda ve daha öncesindeki hedeflerine takip ettiğimiz sene sonu enflasyon hedefi %38, ama üst bant %41 ve orta vadeli planla da %41,5'luk bir enflasyon beklentisiyle karşı karşıya çıkıyoruz. Kişi başı milli gelir de aslında orta gelir tuzağıyla beraber Türkiye'nin uzun zamandan bu yana incelediği, işlediği konular arasında yer alıyordu. Biz neyi takip etmiştik? Aslında orta gelir tuzağı ismi verilen ülkelerde ve aslında milli gelirle ilgili şunu takip ediyorduk. O da 10 bin dolar seviyesinin aşağısında bir eğer milli gelir var ise orta gelir tuzağı olarak adlandırılıyor genel olarak, ama Dünya Bankası'nın ilk tanımladığı ölçüye bakacak olursak bize kabaca şunu ifade ediyor. Eğer kişi başına düşen milli gelir belli bir seviyeye yükseldikten sonra yeni yüksek seviyelere gidemiyorsa ve tıkanıyorsa ve geriliyorsa aslında orta gelir tuzağı bizim için gerçekleşmiş olur diyor. Biz neyi görmüştük? 2013 yılına bakalım. Kişi başı milli gelir 12.600 olarak karşımıza çıkıyor. Ve 2013'ten kabaca 2022-2023 dönemine geldiğimiz noktaya kadar zaman içerisinde de kişi başına düşen milli gelirin azaldığı bir süreci takip etmiştik. Şimdi aslında 2023 ve
Sonrasında yükselen bir milli gelir tahmini var. 2023'te 13,2, 2024 için şu andaki içinde bulunduğumuz cari dönem için 15.600 dolar seviyesinde bir kişi başı düşen milli gelir. 2026 için 17.000 ve 2027 yılında ise 20.000 seviyesine çıkan bir aslında pay var. Diğer taraftan da orta vadeli planın ana eksenini ilk açılışta şu konuşmayla beraber çizmiştik. Enflasyonu kademe tek haneye düşürmek, büyüme potansiyelini enflasyonist baskı olmadan devam ettirmek, beşeri sermayeyi güçlendirmek, toplam faktör verimliliğini arttırmak ve sabit sermaye yatırımlarını arttırmaktı. Dolayısıyla burada bir miktar daha hem orta gelir tuzağından çıkmak için kişi başı milli gelir seviyesinin 2017 ve 2027 yılında 17.000 ve 27.000 seviyesine yükselmesi için aslında bir önümüzdeki süreçte neyi takip edeceğiz? Yapısal değişiklikleri, yapısal reformları takip etmemiz gerektiğini söylüyor bize. Orta vadeli planla zaten aslında bizim için hep bir çatı görevi görür ama altının doldurulduğunu ve gelecek olan reformları bundan sonra takip ederiz. Diğer taraftan da şunu da takip etmiştik aslında. Burada orta gelir tuzağını aşmak için yapılması gerekenler ve ana ekseni çizdik. İşte yapısal reformlar, toplam faktör verimliliği. Ama diğer taraftan da bunun hem istihdam tarafında hem de yeni yetişen iş kolları tarafında bir eğitim kısmı var. Eğitime baktığımız zaman da biz bu ayki enflasyonda en büyük baskının eğitim masrafları tarafından geldiğini görmüştük. Ve bunun aslında zaman zaman orta ve uzun vadede Türkiye'den beyin göçü gibi veya Türkiye'den yeni yetişmiş elemanların yurt dışına gitmesi gibi aslında farklı problemlerle de karşılaştığımızı görmüştük. Bundan sonraki süreçte ne olmasını bekleyeceğiz? Hani hem eğitim alanında hem de gayri safi yurt içi hasılası da paydası düşen, payı azalan sanayi sektörünün bir miktar daha güçlendirilmesini beklediğimiz bir süreç içerisine gireceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Dünya Kalkınma Raporu'na da burada aslında referans vermekte fayda var. Onlar da şunu ifade ediyorlar. 3 aşamadan geçer orta gelir tuzağındaki ülkeler diyor. Hani bu süreçten çıkmak için ilki sermaye birikimi, ikinci olarak aslında baktığımızda küresel teknolojilerin ve fikirlerin entegrasyonu, üçüncü olarak da ileri ekonomiler için inovasyona odaklanma. Bu evet. Adımları bundan sonraki süreçte takip edeceğiz diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Kapsamlı değerlendirmen için Bloomberg HT Araştırma Analisti Sevcan Arsözlü bizimleydi. Devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi İstanbul Mücevhercüler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Reyhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, OVP'deydi gözlerimiz. Açıklandı ve oradan kurla alakalı olarak dalgalı kur rejimimiz var dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Kur tahmini ve hedefimiz yok. Kur esas belirleyen piyasadaki arz ve talep şartlarıdır ifadelerini kullandı. Bir taraftan da ortalama dolar TL tahmini 2024 yılı için 33 lira 20 kuruşu aşağı yönlü revize edildi. Önümüzdeki yıl içinse 42 lira olarak tahmin edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem belki OVP ile alakalı bahsetmek istedikleriniz vardır, piyasayı etkileyebilecek gelişmeler vardır. Hem de özellikle kur tarafını nasıl okuyorsunuz? Evet, OVP'yi ben de izledim. Daha ziyade enflasyon tarafı halkı daha çok ilgilendiriyor. Enflasyonda bir miktar daha öncekine göre bir yukarı düzeltme yapılmış olması tabii ki. Zaten vatandaşın şimdilik Ağustos ayı enflasyon verisi Temmuz'a göre biraz düşük geldi ama bundan sonraki aylarda da düşük gelirse ancak enflasyon düşüdüğüne inanacak ve dolayısıyla bu rakamı belki o zaman benimseyecek veyahut da beklentilerini aşağı çekecek. Onun dışında büyüme ile ilgili herhangi bir piyasanın konuda beklentisi yok. Bir de sizin de söylediğiniz gibi özellikle kur hedefimiz yok. Serbest piyasada veyahut da işte piyasada bilgilenir, belirlenir, arz talebe göre denilmiş olması. Ama bu arada da Merkez Bankası'nın özellikle kontrollü dalgalı kur sistemi uyguluyor olması da gözden kaçmıyor. Dolayısıyla özellikle sene sonuna yaklaşırken gerek şirketlerin, ithalatçıların veya reel sektörün döviz açık pozisyonlarını kapatma eğilimi dövizi biraz daha yukarı çekebilir gibi görünüyor. Her ne kadar dışarıda dolar diğer para birimleri karşısında zayıf seyir izliyor ise de bunun içerideki arz taleple yukarı yönlü seyir izlemesi mümkün. Piyasanın beklentisi daha ziyade 40 lira 42 lira gibi sene sonu itibariyle ama
Otoritenin daha önceki açıkladığı rakamlar 37 lira seviyesindeydi. Dolayısıyla döviz girdisinin olduğu bir döneme giriyoruz. Turizm gelirleri de artık yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla yukarı yönlü seyir izlemesi söz konusu olabilir ama yine de arz talep belirleyecek demek de çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Evet, tabii bunlar önemli. Demiş olduğunuz gibi yani özellikle vatandaş için enflasyon tarafına dair mesajlar daha da önemliydi ama burada uzun zamandır enflasyonla mücadele ederken özellikle işte altın enflasyona karşı önemli bir koruma aracı olarak görüldü. Sizi de yakalamışken aslında bu konuyla ilgili beklentilerinizi de konuşmak isteriz. Tabii kurdaki seyir içeride gram altının fiyatlarını belirlemek üzere önemli. Ama bunun yanı sıra bir de tabii ki küresel gelişmeler var ki yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ABD tarafından bu haftanın en önemli küresel verisi olarak kabul ediliyor. Bütün hafta gelen verileri şöyle bir baktığımız zaman aslında böyle biraz ekonomide bir yavaşlama işaret eden nitelikteydi. Dolayısıyla nasıl bir acaba veriyle karşılaşırsak yani nasıl senaryolar oluşabilir, altın fiyatları bu durumdan nasıl etkilenebilir, içeride gram altına nasıl yansıyabilir? Önce dış piyasa gelişmelerini değerlendirdiğimizde evet sizin de söylediğiniz gibi yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli. Bugünkü özel sektör istihdam verisi de tabii ki önemli. Haftalık işsizlik maaş başvuruları da var. Bunlar eğer olumlu gelirse yani olumlu ne demek? İşsizlikte bir miktar azalma. Son dönemde %4'lerin üzerinde bir işsizlik var Amerika'da. Bunda birazcık iyileşme olursa o zaman Fed'in elini daha da rahatlatacak. Şimdilik altın fiyatında özellikle 25 bas puanlık bir faiz indirimi fiyatlanmış durumda. O zaman belki 50 bas puan faiz indirimi gelebilir şeklinde ayın 18'ine kadar böyle bir beklenti satın alma olasılığı da söz konusu olabilir. O zaman bu altını yukarı götürür. Altın bugünlerde gerilemelerde 2485, yükselişlerde de 2525 dolar ons seviyeleri arasında hareket ediyor gelen ekonomik verilerle. Aynı zamanda jeopolitik gerginlikleri de fiyatlıyor. Dolayısıyla bugün ve yarın özellikle açıklanacak verim bu bakımdan önemli. Eğer olumsuz gelirse yine %4'ün üzerinde bir işsizlik verisi, istihdamda da bir miktar düşüş olursa o zaman da muhtemelen 25 bas puan yine kesinlik kazanacak gibi görünüyor. Piyasa bunu fiyatladı zaten. Ama burada bir ayrıcalıklı olarak dış piyasa itibariyle özellikle İsrail-Filistin çatışmasında bir kısa süreli veya orta süreli neyse bir ateşkes beklentisi var. Bunu İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail halkının her gün düzenlediği protestolar ve mitinglerle böyle bir baskı kurmuş durumda. Ve diğer taraftan da yine bölge ülkeleri, Katar başta olmak üzere bir barış anlaşması, bir ateşkes anlaşması çalışmaları yapıyor. Eğer böyle bir şey olursa o zaman altın biraz da onu fiyatlayacağı için aşağı yönlü seyir izleyebilir. Özellikle 2485 kırılırsa önemli bir destek seviyesi. O zaman 2440'a kadar hatta 35'e kadar bir geri çekilme olabilir. Ama bu kısa süreli bir geri çekilme olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Fed'in bu kez faiz indiriminden sonra yapılacak basın toplantısında sene sonuna kadar kaç defa daha faiz indireceği konuşulmaya başlayacak. Eğer bir kez daha faiz indirimi yapacaksa o zaman altın daha mutedil bir yükseliş söz konusu olabilir. Çünkü orada ayrıca özellikle Ukrayna-Rusya savaşını da fiyatlıyor jeopolitik gerginlik olarak. Orada da çatışmaların evet. arttığını görüyoruz. Diğer taraftan yine Amerika'da seçim dönemine giriliyor. Orada da Trump'ın seçilmesi halinde biraz daha buradan altın destek görebilir. Çünkü evet. Sertlik yanlısı bir politika uyguladığı için. Benim beklentim sene sonu itibariyle 2700 dolar. Gerilemelerde de 2440 dolar seviyeleri, 35 dolar seviyeleri görülebilir. Evet. Ama yön biraz yukarı görünüyor. Çok teşekkür İç piyasa ediyoruz. İtibariyle. Evet, çok çok teşekkür orada da, ediyoruz. Tamam, bir zamanınız kalmadı. Evet, diğer orada konumuzda... Orada da yükseliş beklentimiz var. 3500 evet. dolar sene sonu, 3500 dolar Telegram sene sonu beklentim. Son cümle olarak bunu söylemiş olayım İbrahim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için Mehmet Ali Yıldırım Türk konuğumuzdu. Şimdi... Vergi tarafını biraz konuşacağız OVP'de. Grant Thornton Türkiye ortağı Ahmet Cangöz bizimle beraber. Ahmet Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Leyla Hanım, nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler iyiyiz, siz de iyisiniz umarım. Şimdi OVP'de biraz hani tasarruf vurgusu vardı. Bir taraftan hani vergi tabanının genişletileceği, kayıt dışı ile mücadelenin de
devam edeceği söylendi. Ve bir taraftan da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bazı vergi istisnalarının gözden geçirilmesine çalışmaların devam edeceğini belirtti. Nasıl değerlendiriyorsunuz işin vergi ayağını, OVP'nin vergi tarafını? Tabii şimdi vergiyle ilgili daha detaylı rakamları orta vadeli program bu seviyede bize henüz sağlayamadı ama genel eğilimi şöyle görüyoruz. Merkezi bütçe içinde giderler gayri safi yurt içi hasılaya oranı giderek azalması planlanıyor. %26.9 bütçenin milli geliri oranı bu yıl öyle bitecekmiş. 2025'te de 23.9'a inmesi planlanıyor. Oysa merkezi bütçe gelirlerinin oranı %20.5 seviyelerinde, hatta 20.8 seviyesinde kaldık. Yani demek ki gelirlerin milli geliri oranı, bütçe gelirlerinin milli geliri oranı hemen hemen aynı seviyesini sürdürürken giderler azalacak diyor. Yani tasarruf bütçesi gibi ama tabii daha ağır bir vergi yükünü de gösteriyor olabilir. Bütçe gelirlerinin içindeki detayı henüz göremiyoruz. Haklısınız. Sayın Bakanımız bir şeyden bahsederken vergiyle ilgili bölümden bir soru üzerine biz dedi vergi adaletini sağlamak için geçmiş yeni çıkan bütçe ve vergi paketini kastederek çok sayıda çaba gösteriyoruz. Çok sayıda önlem aldık. Örneğin kurumlar vergisini 5 puan arttırdık. Hatta bankalarınkini daha da arttırdık. %30'a çıkardık. Asgari küresel vergiyi koyduk. Yine yurt içinde asgari kurumlar vergisini getirdik. Birçok teşviği ve istisnayı sınırladık. Yatırım fonu ortaklıklarına vergi getirdik. Mevduata vergi getirdik. KKM'deki şirketler için tanınan vergi avantajını kaldırdık dedi ve şu kelimeyi kullandı. Aşağı yukarı borsa hariç bütün finansal enstrümanlara biz vergi uygulamaya başladık. Bunları vergide adaleti sağlamanın ölçütleri olarak söyledi. Sanıyorum bakan kurumlardan vergi alıp kişilerden daha az vergi alarak vergi adaletini bu şekilde sağladıklarını düşünüyor. Peki önümüzdeki döneme ilişkin ne var diye bir soru akla geliyor. Orada da hala özellikle bazı vergi istisnalarının gözden geçirilmesi ve zamın vergilendirilmesi şeklinde kelimeler sarf etti. Bizim buradan aklımıza şu geliyor. Bir önceki vergi paketinde vardı biliyorsunuz gayrimenkullerin vergilendirilmesi, gayrimenkul kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin o 5 yıllık istisnanın kaldırılması, kademelendirilmesi gibi pakette bir konu daha vardı. Bu çıkmıştı. Bunu rant vergilendirilmesiyle de beraber bir arada tutarsa sanıyorum geçmiş dönemlerde gayrimenkul rallisi sırasında ortaya çıkan büyük karların vergilenmesi konusunda hala bir arzu, bir istek olduğunu anlıyorum. Ve kayıt dışıyla mücadeleye vurgu yaptı Sayın Bakan. Onu da özellikle bu belli sektörlere yapılacak olan hasılat tespitinin çok önemli olduğunu, bunun da kritik bir adım olduğunu bu şekilde denetimlerle kayıt dışılığı önleyeceklerini söylemiş oldu. Bakalım bekleyelim daha detaylı veriler çıktığında göreceğiz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Grant Thornton Türkiye ortağı Ahmet Cangöz konuğumuzdu. Böylelikle seans ortasının sonuna geldik. Yarın sabah ilk sözde görüşmek üzere. Hoşçakalın.